Bu videoda dünyanın en şanslı insanlarını göreceksiniz. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Eğer abone olursan şans senden yana olacak. Bowling atışı dışarı çıktı. Duvara çarptı. Ondan sonra gitti tek labutu devirdi. Bu nasıl şans ya? Duvardan sekip nasıl tek labutun olduğu yere gitmiş olabilir yani? Çocuk adam golf. Evet, oradan sekip. Abi deliğe mi gidecek yine? Aa bak nereden sekti? Deliğe gitti yine. Tebrik ediyorum çocuk adam. Çok güzel bir sayı. Abi ağacı mı kestin? Dikkat et. Dikkat et. Ah iyi bari. Şanslıyım. O düşseydi merdiveni falan devirirdi. Sıkıntı çıkabilirdi. Galiba para taşıyan tırda bir sorun olmuş ve her yere paralar saçılmış. Abi ne olacak şimdi? O paralar kimin? O paralar nereye gidiyordu? Yani onları bence toplamamanız lazım. Seri numarası falan vardır. Ne bileyim. Şuna bak. Her yer para ya. Zengin olduk. Şunu merak ediyorum. Kimin parası o? Yani bankanınsa kesin seri numarasını almıştır çünkü. İş güvenliği çok önemli. Şans da çok önemli. İkisi birleşince işte böyle oluyor. Parça kopmuş, gözlüğe saplanmış. Hem şans hem güvenlik. İş yerinizde iş güvenliğinize dikkat etmeyi unutmayın. Ters basket atışı girer mi? Girmiyor şu an. Arka duvardan sek, oradan gel basket gir. Oldu. Abi ne şanslı insanlarmışsınız siz ya. Öyle manzarayı izlerken tatlı tatlı bir anda ayı geliyor. Ve şanslı bir insansınız ki ayı öyle gelip bakınıyor sadece. Yani bu ayı aç da olabilirdi. Agresif de olmuş olabilirdi. Eşiyle kavga etmiş, sinirli bir şekilde gelmiş olabilirdi mesela. Bak geldi öyle bakınıyor sadece. Dikkatini çekmiyorsunuz hayvanın. İyi ki şanslısınız yani. Yoksa oradan çıkamayabilirdiniz de bu videoyu da atamayabilirdiniz. Ne oluyor? Oy! Ne oldu öyle? Abi kambur balina mı bu? Bak o atlayış falan yaptı. Şimdi iki tane şans var burada. Birincisi böyle güzel bir olayı görebilmek, evet bir şans. İkincisi o balinanın botun üstüne atlamaması da büyük bir şans. Yani böyle zıplayıp böyle botu da devirebilirdi. Kesinlikle görmüşsünüzdür. Şöyle bir oyun var ya, duvardan kartı bırakacağım. Eğer kafanla yakalayabilirsen işte istediğin kadar harcayabilirsin şeklinde bir oyun var ya. Orada aslında kartı yakalamak imkansıza yakın bir şey. Ama bu çocuk çok şanslı ve refleksleri de çok kuvvetli olduğu için kartı yakalayabiliyor. Bak tuttu. E ne olacak şimdi? Harcamalar gitti. Paralar gitti, paralar. Normalde bu oyunda kafanızla orayı tutmanız mümkün değil. Şanslı kişi sen misin abi? Ne oluyor? Bir şey geliyor, bir şey kafana bir şey geliyor bak. Ağaç devrildi ya. Adam oradan bir saniye geç geçse ağaç kafasına gelecekti. Bu nasıl bir köprü? Dikkatli yürüyün köprüden. Köprü yıkıldı ama düşmedin. Refleks, güç, kuvvet, şans hepsi birleşince böyle oluyor işte. Yani refleksleri zayıf birisi olsaydı tutunamazdı oradan da işte bak hepsi birleşince şanslısın ki suya düşmedin. Ninja Warrior oyununda sizce bu şans mı, yetenek mi yoksa çok güçlü olmak mı? Bu ne abi, adam düştü oradan kendini böyle geri kaldırıp oyuna devam etti. Yani ben buna sadece şans diyemem, adama haksızlık olur. Abi altında köpek balığı var. Neyse ki köpek balığı da aç değilmiş, sinirli de değil, eşiyle de kavga etmemiş. Senin hiç dikkatini çekmedi hayvan. Şans şurada, hayvan seninle ilgilenmedi. Seni sallamadı yani, iyi ki de sallamadı. Abi ne oluyor, telefonu niye yakalayamıyorsun? Aa yakaladı. Ne kadar şanslısın bak, öyle vurdu, böyle yaptı, tekme attı falan, geri aldı telefonu. Yolda yürürken bir lastiğin size saldırma ihtimali sıfıra yakın ama asla sıfır değil. Şanslıysanız şöyle yapıp kaçabilirsiniz ama kafasına gelseydi büyük problem yaratabilirdi. Kaykaycı çocuk gidiyor, dikkat et kendine. Dikkat et, köpek var, çarpma. Vay, ne yetenekliymişsin sen ya. Ben buna şans demem bak. Burada müthiş bir zeka var yani, o an onu düşünmüş olması bence şans değil. Bir yumurtadan kaç sarı çıkabilir? İşte bu kadar sarı çıkabilir. Kaç tane bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sarı çıkmış. Herhalde 16 bu işin artık nirvanası. Ağaç devriliyor. Ağaç devriliyor. Abi gelme gelme gelme. Bas gaza, bir şey yap. Kurtuldun. İyi kurtuldun da garibim oradaki arabaya olan oldu ya. Kaçan kişi şanslıydı da ağacın altındaki BMW biraz pert oldu gibi. Yine mi ağaç devriliyor? Aha amcayı aldı ağaç. Yukarı kaldırdı. Neyse daha kötüsü de olabilirdi. Yine kimse zarar görmedi. Basket maçında son anda öylesine sallanan basket sizi şampiyon yapabilir. Bak salladı öyle, girdi. Ve 31-32 galiba maç. Şu an kazandınız. Yeniliyorken bir anda kazandınız. Demek ki neymiş böyle basket maçlarında, eğer son dakika yeniliyorsanız ve fırsat varsa topu sallayın bari.
Belki de girer, ne bileyim. Tenis maçında ne oluyor? Ne oluyor? İki kez orada sekti galiba. Tam anlamadım. Top iki kez filenin üstünde sekti değil mi? Doğru. O yüzden galiba adam sayı kaybetti. Yani bir top da nasıl incecik filede iki kez sekebilir anlamadım. Çatılardan gelen bir adam vardır. Ama şanslıysanız böyle iki ayağınızın üstüne düşersiniz çatıdan. Şanssız olsan kafa üstü düşerdim mesela. Otomat görüyorum. Kim bir para verip 3-5 tane şey alacak? Tamam, kola dışarı çıkmış biraz. Aha, bir içecek daha dışarı çıkmış. Ama nasıl olacak? Biri biraz sağda, biri biraz solda. Yani tam böyle altlı üstü değil ki. Denk gelecek mi? Hakikaten matematiğini yapmışlar, denk geldi ya. Oradan sekip diğer tarafa gitmeye de bilirdi. Çok yakına yıldırım düşüyor. Ay, böyle yağmurlu havalarda çok dışarılarda durmayın. Yani ağaçların dibinde, ne bileyim, çimenli alanlarda falan. Nereye geliyor? Oy, ağaca geldi. Şuradan 10 metre ilerisine yıldırım düştü. Olimpiyatlarda eğer şanslıysanız sondan gelip birinci olabilirsiniz. Bakın, ilk üçlü ne kadar hızlılar, beraber kapışıyorlar çok yakında. Düşüyor o üçlü, arkadan gelen adam yavaş yavaş geliyor, birinci oluyor. Bu kadar basit miydi ya bu iş? Öndekiler kapışsın, birinci, ikinci, üçüncü, sen gel arkadan birinci ol. Tebrik ederim abi, yani son anda birinciliği aldın. 176 bin dolar mı kazanmış? Oy, makineden 176 bin dolar kazanmış. Herkese para mı veriyor? 200 dolar da herkese para vermiş. Şansa bak ya. Bari şuradakilerden biri olaydık da 200 doları alaydık. Birisi gerçekten Picasso çizimini Goodwill'e mi verdi, bağışladı gibi bir şey. Bu gerçek Picasso çizimi mi? Kim kime verdi bunu ya? 1954'te çizilmiş. Yağlı çizim falan filan bir şeyler olmuş. Gerçek bir Picasso çizimi. Bunu nereden buldunuz? Biri galiba gitmiş Goodwill diye bir yere vermiş. Goodwill ne, onu bilmiyorum. Bayağı şu an gerçekten bir zenginlik yatıyor orada yani. Orijinal Picasso tablosu. Kim bilir kaç paraya gider açık arttırmalarda falan. Multimilyoner bana Amazon'daki istek listemi satın aldı gibi bir şey. Nasıl oldu ya o iş? Kim satın aldı senin istek listeni? Niye satın aldı? Nereden gördü de satın aldı? Anlamadım şu an. Birisi almış. Duştan sonra yerine önce tuvaletin geldi. Evet. Gerçek şans budur işte ya. Abi, duştan önce tuvalet işini halletmek çok iyi. Sonrasında tekrar kirleniyorsun çünkü. Çok kazandım. Hayır ya, bu aletten çok kazanılmıyor. Sen kesin bug'lısını bulmuşsundur. Birinci oyuncak geldi. Venom. Çok güzel. Mario da geldi. Yalnız bir şey diyeceğim. Oyuncaklar şu kadar. Sen bunları nasıl alabiliyorsun ya? Çok üzülüyorum ya. Üçüncü oyuncak gelmedi. Hulk geliyor. Ya bana da ne olur. Bana da böyle pelüşlerden ya. Ben hiç alamıyorum ki bu makinelerden. Makine geliyor yukarı doğru, geri yukarıda bırakıyor. Bunlarınki hileli değil demek ki. Ya da bilmiyorum, hilesini ayarlamayı unutmuşlar. Şuna bak, her şeyi aldı. Ben üzüldüm ya, izlemeyeceğim. Yine mi aynı makine? Telefon var mı onun içinde, yoksa hıyar mı var? Aha, paralar da düştü. Bir sürü para düştü. Zaten o makineye kaç para atıyorsun ki? Onların hepsi düştü. Telefon da düştü. Acaba telefon kutusunun içinde telefon var mı? Belki de öylesine bir şey koymuş da olabilirler. Çok sevdiğiniz ünlü birisini bir mağazada gördünüz. Ona sesleniyorsunuz. Diyorsunuz ki, ya benim üniversite taksitini öder misin? Geliyor diyor ki, eğer okuyacaksan öderim. Hepsini ödeyeceğim diyor. Bu nasıl bir şans ya? Peki sen mağazada kimi görmek isterdin? O ne abla? Sipariş vermişsin. 0 sterlin mi? Nasıl ya? Bedava. Gucci'nin çantası bedava. Niye bedava? Nasıl ya? Çok da güzel çantaymış. Niye bedava oldu bu? Herhalde site bug'a girmiş. Abla orada bir şey yapmış. Anlamadım. Bedava. Su bile daha pahalı yani. Çiğ istiridye yerken inci bulmuş. Sen bu istiridyeleri nereden buldun ya? Kocaman kocaman. İçinden inci çıkmış. Acaba para ediyor mu bu? Yani şu kadar bir inci sizce ne kadar para ediyordu? Yine bir oyuncaktan büyük parayı mı kazanacaksın? Ne oluyor? Kazandın mı? Jackpot diyor. Bundan da mı kazandın? Her oyuncaktan kazanıyor musun sen böyle? Oho, 500 falan. Şuna bak. Oradan en iyisini aldı herhalde. Her oyuncaktan kazandı. Bize de şu şansın azıcığından lazım ya. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en şanslı insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparam çekmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Abone olmak size şans getirecek. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.